Ferda Salık, Diyarbakır'daki Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tarih öğretmenliği yapıyor. Zor şartlarda eğitim hayatını tamamlayan, ancak öğretmen olma hayalinden asla vazgeçmeyen Ferda öğretmen, göreve geldiğinde kız öğrencilerinin içine kapanık, geleceğe dair hayal kurmayan çocuklar olduğunu fark etti. Öğrencilerinin bölgelerindeki kültürel öğelerden ve tarihi mekanlardan dahi haberdar olmadıklarını fark eden Ferda Salık, ödev olarak öğrencilerinden Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını araştırmalarını istedi. Bu ödev kapsamında şehrin dört bir yanına dağılan ve araştırmalar yapan öğrenciler kültür elçiliği rolünü üstlenerek akranlarına da rehberlik yapmaya başladı. Bu model sayesinde kız öğrencilerinin özgüvenlerinin artmasına destek oldu. Öncelikle bir ödev verdim öğrencilerime. Tarih mekanları araştıracaklar ve kültür elçisi olarak, inisiyatif alarak akranlarına tanıtacaklardı. Şehrin dört bir yanına dağıldılar. Araştırmalar yaptılar. Daha sonra okulumuzun desteğiyle şehrin dört bir yanına öğrenci rehberliğinde turlar düzenledik, tanıtımlar yaptılar. Koruma altındaki çocuklara, şehre yeni atanan öğretmenlere. Pandemi dönemi araya girince hem eğitim hem de akran öğretimi sekteye uğrayınca bunu uzaktan eğitime entegre etmeye karar verdik ve 81 ile yönelik Zoom üzerinden tarih mekanlardan canlı tanıtımlar yapmaya başladık ve on binlerce kişiye ulaştık. Ve bugün sayıları bini bulan kültür elçileri Türkiye'nin 8 ilinde ve Polonya'da hala uygulanmakta. Yani kız öğrenciler bir kültür elçisi, şehirlerinin kültür elçisi oldular ve toplumda farkındalık sağladılar. Ferda Sağlık'ın önderliğinde harekete geçen Diyarbakır Kültür Elçileri her ay belirlenen tema kapsamında Diyarbakır'ı keşfe çıktılar. Hazırladıkları video içeriklerini ise internet üzerinden farklı okullardaki akranlarıyla paylaştılar. Böylece bugüne kadar 850'den fazla kız öğrenci, on binlerce kişiye Diyarbakır'ın kültürel mirasını öğrenmeleri için elçilik etmiş oldu. Ayrıca TÜBİTAK projesi kapsamında bir de kutu oyunu tasarladılar. Diyarbakır'ın önemli kültürel figürleri ve tarihi mekanlarını öne çıkaran bu kutu oyunu, bir grup lise öğrencisi tarafından tasarlanmış kültür temalı ilk kutu oyunu olarak da literatüre geçti. Bugün sizlere güzellikleriyle dolu şehrimiz Diyarbakır'da, Diyarbakır deyince akla ilk gelen tarihi eserlerden 10 gözlüğü tanıtacağım. Ferda öğretmenin başlattığı projeler sadece öğrencilerinin yeteneklerini geliştirmekte kalmadı. Başarıları aileleri tarafından önemsenmeye başlayan kız çocukları ailelerinin de gururlanmasına neden oldu. Kızım proje süreci boyunca özellikle davranışları boyutu, yani iletişim boyutu, kendini anlatma, karşısındakilere şehrimizi, kültürel değerlerimizi, tarihi yerlerimizi, tarihi eserlerimizi tanıtmadaki heyecanını gördüm. Çok mutluydu, şen şakraktı. Özellikle ailece bu kültür elçilik konularında bulunmamızı zaman zaman istedi. Biz de elimize geldikçe ona destek olmaya çalıştık. Olumlu davranışlar gördük. Ben Diyarbakır Kültür Elçisi İlkinur, bu projede genel koordinatörüm. Arkadaşlarım ve öğretmenim arasındaki iletişimi sağlayıp genel düzen ve organizasyonla ilgileniyorum. Ben doğuştan görme engeli olan bir bireyim. 3 aydan beri geçirdiğim birçok operasyon ve ameliyatların yanı sıra insanların sağlıklı olsun yeter kalıbıyla önümü kesmeleri, benden hiçbir şey beklememeleri beni çok üzdü. Daha sonra karşıma Ferda öğretmen çıktı, onunla tanıştım ve o engel sınırı tanımadan benim ışığım oldu. Ben başarımla bir şey daha kanıtladığımı düşünüyorum. O da erkek çocuklarına olan, çevremizdeki erkek çocuklarına olan fazla ilgiyi yıktım ve bir kız çocuğunun istediği süre neler yapabileceğini onlara gösterdim. Topluma yön vermek, toplumsal yaraları sarmak istiyorsanız en etkili meslek öğretmenliktir. Hani bu anlamda dediğim gibi onun vermiş olduğu bir sorumluluk ya da empatiyle ve başaracaklarına inanıyorum çünkü ben başardım. Ferda Salık, Diyarbakır'da hem yaşadığı şehri tanıtmak hem de öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmek için projeler hazırladı. Kız öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel faaliyetlere katılmalarını sağladı. Aynı zamanda özgüvenlerinin gelişmesine, kendi hayatlarıyla ilgili hayaller kurmalarına destek oldu. Uyguladığı projelerle yüzlerce öğrencinin hayatına dokundu. Hem nesilden nesile aktarılan kültürel ve tarihi mirasa katkı sağladı, hem de yüzlerce öğrencisinin hayatında kolay kolay unutulmayacak kocaman bir fark yarattı.
Müzik